Evet, şimdi şöyle yorumları kapatmak istiyorum. Bakayım, burası da değil. Nasıl yapılıyor? Peki. Yorumları kapatmaya çalışıyorum aslında ama onu bilemedim. Nasıl yapacağım? Neden istiyorum biliyor musunuz? Program yani akıcı olsun. Hiç yayın kesilmesin diye istiyorum ama onu bakalım. Bakalım becerebilecek miyim? Hello. Yok. Bunu beceremedim galiba. Neyse. Evet tam 21.21'de açtım. Saat 21.22 bile oldu. Şu anda dualarımızı ediyoruz. Evet. Herkes iyi mi? Madem öyle beceremedim şu yorumları kapatmayı. Yani inşallah yayın akıcıdır. Yayında bir sorun yoktur umarım. Ezanımız okunuyor şu anda. En azından şunu öğreneyim. Her şey yolunda. Bakalım. Yayında herhangi bir sıkıntı var mı? Bana yok diyebilirsiniz. Bakayım. I'm from Iran. Oh, merhaba, merhaba, merhaba. Evet. Şimdi ben bu şeyleri beceremedim. Yorumları kapatmayı beceremedim. İyi, neyse. Evet, şimdi. Evet. O zaman yayınımıza başlayabiliriz. Ne diyeyim? Şöyle yerleşeyim. Herkese merhaba tekrar. Özleştik. İnanın heyecanlandım biliyor musunuz bu akşama hazırlanırken. O kadar çok mesaj geldi ki herkesin ismini bakalım nasıl yapacağız. Herkesin ismini söyleyemeyebilirim ama herkesten birebir mesajları aldım, istekleri gördüm. Umarım bu akşam keyifli bir akşam olur sizin için. Zor günlerden geçiyoruz ama bunları geçireceğiz. Bunların üzerinden atlayacağız. Biz elimizden geldiğince size moral olması için şarkılar söyleyeceğiz. Gündelik hayatımızı paylaşacağız. Umarım iyi geliriz. Müzikle, sanatla şifalanırız. Umarım herkes daha fazla, her zamankinden daha fazla kenetlenir, daha fazla mutlu olur. Şimdi, o kadar çok şarkı geldi ki ben işte bunların bazılarını not aldım. Alaturkalardan çok gelen oldu. Karışık bir repertuar yaptığım için tabii herhangi bir müzik aleti yok. Bu akşam artık şöyle olacak. Yani ben arada yapacağım. Sesimin tonunu ayarlamaya çalışacağım. Ama hatasıyla, sevabıyla bu akşam maksat bir arada olmak. Belki sofradasınız. Belki keyifli olarak böyle koltuğunuza uzandınız. Canınız şarkı söylemek istiyor. Belki bana mesaj yolladınız. Şimdi alaturkalarla başlayacağız. Hala sofrada olanlar için başlasın önce. Mesela şimdi uzaklardasın. En çok istenen şarkılardan biri. Ama şu anda yayında bir sorun var mı? Görünüyor mu ya? Ben canlı yayındayım ama bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki hani niye çıkmadın hala diye. Ama herhalde çıktım değil mi? Evet. Şimdi başlıyorum. Evet. Çok heyecanlı. Şimdi uzaklardasın da başlayalım mı? Bir Hicaz makamı olsun. İsteyenlere selam olsun. Uzaktaki dostlarımıza. Nasıl yolları kapattılar artık ulaşamıyoruz birbirimize. O zaman uzaktaki sevdiklerimize söyleyelim bu şarkıyı. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Sevda bahçelerinin çiçeği.
Çiçekleri hep soldu. Hiç ayrılamam derken. Kavuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken, kavuşmak hayal oldu. Evet, alkışlarınızı duyar gibiyim. Şimdi mesela çok güzel bir şarkı istemişsiniz. Yine Hicaz makamından bir şarkı. Alaturkalarla başladık. Sonra etnikler olacak. Farklı dillerde söyleyeceğim. Ondan sonra sevdiğimiz şarkılardan gelmiş mesajlar. Onlardan söyleyeceğiz. Bakalım. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Yolculuk var yarına, kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına. Akşamlarına ayrılık görünmüşken, yar tutmuyor elimden, misafirim bugün ben, gurbet akşamları. Evet, misafir oldum ben bu akşam sizin evlerinize. Umarım keyfiniz yerindedir. Herhangi bir müzik aleti yok ama şöyle söyleyeyim. Beni orada dinliyor olduğunuzu bilmek beni çok mutlu ediyor. Şu anda yorumları kapatmadığıma da çok pişman değilim çünkü. Mesajlar geliyor. Hepsini okuyamıyorum şu anda. Tabii biraz uzaktayım. Ama umarım keyifli bir akşam olur. Şey çok güzel. Bir açıdan enteresan yani. Tabii karşı karşıya şarkı söylemeyi ben çok özledim. Sahneyi çok özledim. Koca koca konserler yaptık. Onları çok özledim. Ama yani böyle de daha fazla sanki buluşuyoruz değil mi? Bunun da başka güzel bir tarafı var. Zor tabii ki hayat bir yandan. Evde kalmak, sokağa çıkmaya alışmış insanlar için. Ama hayatı güzelleştirmenin yolları var. İyi taraflarından bakmakta da fayda var. Evet, sanki ben sizin sofranıza oturdum ya da koltukta yanınızdayım. Bir dost meclisindeyiz. Sizin için, sizin kulağınıza şarkı söylüyorum. Öyle düşünün, öyle hayal edin. Bakalım benden başka ne şarkılar istenmiş. Ha mesela, bazılarınızın isimlerini yetiştiremedim. O kadar çok isim, o kadar çok istek oldu ki onları yetiştiremedim. Birkaç kişinin belki isimlerini burada zikredebileceğim. Ama çok sevdiğim bir dostum Seda Kadıgil bir şarkı istemiş. Duydum ki unutmuşsun. Bu zor meclis günlerinde gerçekten duydum ki unutmuşsun dinlemek beni çok iyileştiriyor, rahatlatıyor, iyi geliyor dedi. Ve onun için de ve onu isteyen herkes için mesela bir duydum ki unutmuşsun söyleyeyim istiyorum. Duydum ki unutmuşsun,
gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani bendim yedi renk, hani tende can idim. Hani bendim yedi renk, hani tende can idim. Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim. Hani gündüz hayalin, geceler rüyan idim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara. Ay, sözleri unutacağım diye çok korkuyorum, biliyor musunuz? Çünkü uzun zamandır söylemiyorum bu şarkıyı. Sözlerini unutmam da an meselesi. Bazen oluyor gerçekten sözleri unuttuğum ama neyse, bilgisayarımın yanında eğer unutursam şöyle bakacağım. Dediğim gibi bu akşam hatasıyla, sevabıyla güzel bir konser olacak. Ay yaşasın konser diyorum. Çok mutluyum. Evet, aynı makamdan bir başka şarkı çok istenmiş özellikle. Fikrimin İnce Gülü. Aa dur, ondan önce bir şarkı daha var. Bu da çok istendi. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağım. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bağım. Kurulur kalplere sevda otağın. Haydi beraber söyleyelim. Kim bilir hangi gönüldür durağın. Kurulur kalplere sevda otağın. Kim bilir hangi gönüldür durağın. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Ateşli dudakların,
Gamzeli yanakların, ateşli dudakların, gamzeli yanakların, o gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah çapkın beni. Evet, bakalım sırada hangi şarkımız var. Ben dedim ki mümkün mertebe daha çok şarkı söyleyeyim. Sohbetleri başka bir zamana bırakalım. Çünkü her zaman şarkı söylemek, birlikte şarkı söylemek mümkün olmuyor. Bir de şarkı söylemeyi özlemişim. İnanın biraz sesim titriyor gibi geliyor. Bilmiyorum öyle mi geliyor ama çok güzel ve iyi hissediyorum kendimi. Sizlerle birlikte olmak çok mutluluk verici. Şimdi mesela... Ha ne var? Şöyle bir şey var. Tamam. Nihavent makamı var mesela. Nihaventlerden şöyle bir şey var. Yine beraber söyleyeceğimiz bir şarkı. Yani bu arada bana katılırsanız çok mutlu olacağım gerçekten. Belki ben bilmeyeceğim ama siz bileceksiniz. Benimle birlikte söyleyin. Çok 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 mutlu olurum. Umarım yayında herhangi bir aksama yoktur. Umarım her şey yolundadır. Evet. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa şimdi, yıldızların altında. Gözlerim kapansa da, yıldızların altında. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Ram pam pam pararam. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Vallahi öyle. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Yalnızız bazılarımız evimizde. Yalnızlığınıza ortak olabilirsem ne mutlu bana. Aslında bu zamanın iyi taraflarını da görmek lazım. İnsanın kendiyle yüzleşebilmesi, yalnızlıktan da keyif alması, kendini yeniden tanıması, kendini sevmesi, kendinin bilmediği taraflarıyla karşılaşması, kendini yeniden deneyimlemesi bu yalnızlıkta aslında çok kıymetli. Belki bütün bu süreçleri faydalı hale dönüştürebiliriz. Evet, Nihavent'te miydik? Nihavent'lerde bir şarkımız daha var.
Elifciğim istemiş. Evet. Şimdi civarınızda huysuz ama tatlı bir kadın varsa ona dönün, böyle aşkla ona söyleyin. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Dırırırım, dırırırım. Huysuz ve tatlı kadın. En güzel günlerini demek bensiz yaşadığın demek bensiz yaşadım. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Beraber söylüyoruz burayı. Huysuz ve tatlı kadın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Ay ne güzel ya, ben bu şarkıyı çok özlemişim. Bakalım ne var başka? Bunun hangi makamda olduğunu bilmiyorum ama Moskova'dan Ali Galip abimiz bir mesaj attı. Onlara bir şarkı söyleyeceğim şimdi. Belki değil, mutlaka aranızda bu şarkıyı çok sevenler olacaktır. Başkomiserim selamlar diyorum size buradan. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Beraber. Her gün seni düşünüp, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünüp, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Bir gün beni unutup başkalarına bakma. Bir gün beni unutup başkalarına bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık sevgin varsa beni sensiz bırakma. Şimdi beraber. Her gün seni düşünüp, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünüp, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Ali Galip abicim, bu size gelsin.
Şimdi mesela başka ne var? İstek şarkılarda şunlar var mesela. Aa, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi bir Hicaz şarkısı daha söyleyeceğim. Hatta bu aralarda ararım ne olduğunu da söyledim tabii. Muhabbet bağını söyleyeceğim de. Muhabbet bağından bağının aralarında size böyle yapacağım. Siz ben duymasam bile fark etmez. Siz böyle yaptığımda ararım, ararım, ararım seni her yerde diyeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra da bir sürprizim var. Neden? Çünkü İran'dan çok dinleyicimiz var. Ben tabii Arapçama çok güvenmiyorum ama bir şeyler deneyeceğim. Bir dakika onun sözlerini de açayım da. Yanlış bir şey olmasın. Şimdi umarım yaparız. Bakalım. Ben size introyu çalsam mı acaba? Taradiram, taradiram, taradiram. Şimdi, evet. Ay, sonra başka bir şarkı daha var. Evet, bunun sözleri geliyor. Bakalım. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri derdim bu gece. Vuslatın çağına erdim bu gece. Muhabbet doyulmaz bir pınar. Şimdi ararım, ararım, ararım seni her yerde sorarım. Issız gecelerde sevgilim nerede? Şimdi ararım, 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 ararım seni her yerde sorarım. Issız gecelerde sevgilim nerede? Taradiram, 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 pam pam, taradiram, taradiram. Açılmış bahtımın konca gülleri, gönül bağında ötsün bülbülleri. Aşkıma sarayım hep gönülleri. Muhabbet doyulmaz bir pınar geliyor. Şimdi ararım, 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 ararım seni her yerde sorarım. Issız gecelerde sevgilim nerede? Şimdi ararım, 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 ararım seni her yerde sorarım. Issız gecelerde sevgilim nerede? Ararım, ararım, ararım seni her yerde sorarım. Issız gecelerde sevgilim nerede? Bravo. Şimdi görmesem de benimle birlikte söylediğinizi hayal ediyorum. O yüzden sizlere kocaman bir alkış. Evet. Şimdi diyorum ki sahnede de bunu yapıyoruz genelde. Bu akşam sizin için de yapayım diyorum. Hali pür melalimiz bir enteresan tabii ki. Sadece bizde değil. Dünyada da çok zor bir dönem geçiyor. Ama Allah'tan müzik var. Allah'tan müziğin şifalandırıcı gücü var. Diyorum ki ben sizin adınıza bir of çekeyim. Önce Türkçe, sonra Arapça. Bakalım becerebilecek miyim? Love to Iran bu arada. Şarkıyı hem Türkçe hem Arapça seslendireyim. Bakalım. Of of, ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et, şad
başın için. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiye başın için. Şimdi Arapçası geliyor. Of of edu kalme yas ya umri ya seynel ben ken yusri ve enti ahlen nas fi nazari celle men sevvak ya umri edu kalme yas ya umri ya seynel ben ken yusri ve enti ahlen nas fi nazari celle men sevvak ya umri. Evet. Hello to Iran. Love to Iran. Evet, İran'daki dostlarımıza bir şarkı armağan edelim dedik. Ama inşallah söyleyebilmişimdir tabii. Arapçasını bilmiyorum. Yalnız benim çok sevdiğim bir Filistin şarkısı var. Onu söylemeden de gitmek istemiyorum yani. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bilmiyorum yani, insanın acısı dünyanın her yerinde aynı. Gördüğünüz gibi virüs, din, dil, ırk, cinsiyet, statü, sınıf, yönelim, inanç, hiçbir şeyi takmıyor yani. Aslında bize bir mesajı da var bu virüsün tabii ki. Yani umarım bütün hastalar acil şifalanırlar. Bütün sağlık çalışanlarını yani korusun Allah diyorum. Çünkü onların durumu çok zor. Şu anda en kahramanlar aslında, en büyük, en zor süreci geçirenler onlar. Onlar için de şarkı söyleyeceğim tabii bu akşam. Ama dediğim gibi yani bu virüs kimsin, nesin, bunların hiçbirine bakmıyor. Biz buradan bir ders almalıyız bence. İnsanın insana yaptığı, doğaya yaptığı eziyeti bir gözden geçirip belki bazı şeyleri yeniden düşünebiliriz. Şu anda hiç kimse savaş düşünmüyor mesela. Öyle değil mi? Kimse etnik kimliklerle ilgili böyle birbirine, yani birbirinin kalbini kırmıyor şu anda. Çünkü tek gerçek var. Hastalanmamak. Çünkü sağlık her şeyden çok önemli. Sağlıklı olduğumuz müddetçe şarkı da söyleyebiliriz, eğleniriz, birbirimizi affedebiliriz, birbirimizi sevebiliriz. O yüzden bu şarkı Filistin'e gitsin önce. Ben bu şarkıyı daha öncesinde daha sık okuyordum. Şimdi yine belki repertuarımı alırım. Yine bir Arapça şarkı. Azıcık söyleyeceğim zaten. Yani telaffuzumda hatalar olabilir, şimdiden özür dilerim. Evet. Ya meyla argo surayni samra sabitina ya hrikili bul hava ya meşamil fina samukuma an safuyayin samukare il as asili bini şaşar meşguli ful iras ve remlime ikna eşyayini uşuk inbaz ve sırrı ma yahfasu illa ahyarin nas ya bintisi bil jefa ve piyala utin
صحبي حسن والوفا لا تخلي في وجودي والإربك لرو يشفى والموت بس اخ buraları hatırlayamadım şimdi. Ay buraları unuttum bak, burada da yok sözleri. Neyse kısacık şu şeyi sonunda söyleyeyim. Ya meyla arı surayni samra sabitina yahrikili bul hava ya meşamil fina. Evet, bu Filistin'e gitsin dedik. Tabii ki bir yandan sözleri okuduğum için bir yerlerde tabii ki yanlış da söyledim ama önemli değil. Önemli olan niyet, öyle değil mi? Şimdi madem şunlardan bahsettik, toprak gibi olmalıyız. Toprağı biliyorsunuz, yani tohum attığınız zaman size kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, cinsiyetinizi, ırkınızı, dilinizi, dininizi sormuyor. Tohum atıyorsunuz, sadece emek veriyorsunuz, sevginizi veriyorsunuz ve o size ekin olarak geri dönüyor. Yani aslında bu bir matematik. Bu gerçekten sevgi ve emeğin iyileştiremeyeceği hiçbir şeyin olmadığı anlamına geliyor. Gerçekten sevmekte toprak kadar alçak gönüllü olmalıyız. Bugün isteklerde en çok Kürtçelerden El-Kajiye memo geldi. Kısacık onlardan da söyleyeyim. Dostlara selam olsun. Dersinden mesaj atanlar var. Doğu Anadolu'dan. Onlara bir sevgiyle bu türküyü söyleyeyim. El-Kajiye El-Kajiye Ulemne El-Kajiye 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 Ulemne El-Kajiye Vararama Vato Salıma Ah Piyatora Vezraşiyo Ulemne Derdo Derdo Derde Toserema Vardo Vey Vararama vato salıma Ah pietora vezraşiyo Vilemene derdo derdo Derde toserema vardo Hoy 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 memo Mem ebasi ebasi Şarotilam memo Mem ebasi ebasi Hoy 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 memo Kurdeki serfirasi Şarotilam memo Kurdeki serfirasi Hoy 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 memo Kurdeki serfirasi Şarotilam memo Kurdeki serfirasi Hoy 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 memo Mem em tecdi yar bekir Şarotilam memo Mem em tecdi yar bekir Hoy 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 memo Vi ani barek şekir Şarotilam memo Vi ani barek şekir Hoy 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 memo Vi ani barek şekir Şarotilam memo Vi ani barek şekir Hoy 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 memo Bu da bütün memoculara ve el-kajiyecilere gitsin. Doğu Anadolu'ya gitsin. Sizleri seviyoruz. Evet, şarkılarımızı her zaman barış için söyledik. Ben her zaman barış için söyledim şarkılarımı. Çünkü şarkıların birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyorum.
Hiçbir şey olmasa şarkı söylediğimiz zaman aklımıza kötü şeyler, ayrımcılıklar gelmiyor diye düşünüyorum. Hele ki içinde aşk sözcükleri geçen etnik şarkılar benim için ayrı bir anlam ifade ediyor. Evet, mesela neler neler gelmiş isteklerde. Mesela şöyle bir şey olmuş. Bir tane deyiş gelmiş mesela. Bir deyiş. Biz, ah canım benim, rahmetli Tuncel abimle bir programda, onun yaptığı bir programda buluştuk. Onun coğrafyasında, Kaz Dağları'nda bir türkü söyledik. Bir deyiş. Onu, hem onu analım, Tuncel Kurtiz'i analım. Tuncel abiciğime bu şarkıyı yollayalım. Çünkü çok severdi deyişleri. Hem de bana katılırsanız çok memnun olacağım bir deyiş. Evet. Çok uzun zamandır bu şarkıları söylemiyorum. Yani aralarda patlıyorum. Çok özür dilerim. Yani böyle bir şaşırdığım, çuvalladığım oluyor. Ama bu da zaten canlı yayının doğasında var. Sahnede de unutuyorum. Bilenler bilir. Evet. Bu yıl bu dağların karı erimez. Eser badı sabah yel bozuk bozuk. Eser badı sabah yel bozuk bozuk. Türkmen kalkmış yaylasına yürümez. Yıkılmış aşırı dil bozuk bozuk. Yıkılmış aşireti bozuk bozuk. Pir sultanım yaratıldım kul değil. Zalimlerin elinde mi öldüreyim? Zalimlerin elinde mi öldüreyim? Dostum beni ısmarlamış gel edeyim. Geleceğim ama yol bozuk bozuk. Geleceğim ama yol bozuk bozuk. Aslında şu anki durumumuzu da tam anlatan bir türkü oldu, değil mi? Geleceğim ama yol bozuk dediği aslında şu an içinde bulunduğumuz durum. Ama o günler gelecek. Gerçekten kucaklaşacağımız, göz göze şarkılar söyleyeceğimiz, bir arada olacağımız günler gelecek. Ama hayatta sabır çok öğretici. Gerçekten sabrettiğimiz zaman selamete ereceğiz yani. Hani bu dünyanın kurallarından biri. Bu matematik. Hep matematik diyoruz ya. Bu da o matematiklerden biri. Sabreden derviş muradına ermiş derler ya. Gerçekten bu süreci sağduyuyla, sorumlulukla, farkında olarak ve sakince atlatabilirsek ve bu süreci bir fırsata dönüştürebileceğimiz yerleri bulabilirsek bunun sonunda yepyeni bir insan olarak belki hayata devam edeceğiz. Daha güçlenmiş olarak hayata devam edeceğiz. Evet, şimdi türkülere geçtik sanki, değil mi? Mesela ne söylesek türkülerden? Çok seneler evvel söylediğim bir türkü vardı. Bir Trakya türküsü. Şimdi hatırlamaya çalışayım bakayım. Sözlerini de hatırladım. Çok kısa söyleyeyim. O da istekler arasındaydı. Şu karşıki. Hatırladım. Bir dakika. Nasıl oldu? Ha. Ay, unuttum bir dakika. Şu karşıki. Şu karşıki dağda lambalar yanar. Şu karşıki dağda lambalar yanar.
yüreğim yazar. Lambaların şavkına Fadime'm sevdiceğim yazar. Ayletmen beni, söyletmen beni, ayletmen beni, söyletmen beni. Lambaların şavkına Fadime'm sevdiceğim yaz. Ay ben bu sözleri unuttum, bir dakika neydi ya? Ay bir dakika, çok özür dilerim. İşte tam canlı yayın böyle bir şey işte. Şu onun sözlerini yazmamışım. Olsun. Bazı şarkılarım yarım kaldı. İnanamıyorum. Ay bir dakika. Bir açıdan prova gibi oluyor değil mi? Farkında olmadan. Evet. Bakayım neler istenmiş benden. Aa mesela şey var. Bir dakika. Ha tamam. Ay Karadenizler de gelecek ama. Ondan önce Karadenizlerden önce şey söyleyeyim. Bir tane Ahmet Kaya söyleyeyim mesela. Ahmet Kaya'ya bir selam yollayalım mı? Hı? Neyi söylesem? Kum gibi söyleyeyim. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi kum gibi ezip de geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi kum gibi ezip de geçme. Mesela ne istenmiş benden? Ay Ahmet Kaya'da selam olsun değil mi? Bütün kalbimize işlemiş şarkıları. Sarhoş mesela, sarhoş istenmiş. Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle. Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle. Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle. Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle. Felek benim yasımı kışa çevirdi. Felek benim yasımı kışa çevirdi. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ay yaş oldum. Kederle ıstırapla ben arkadaş oldum.
oldum. Kederle, ıstırapla ben arkadaş oldum. Kederle, ıstırapla ben arkadaş oldum. Evet, bak bunu da söyledik. Arada kopya çekiyorum ama kusura bakmıyorsunuz değil mi? Çok uzun zamandır ben söylemiyorum bunları. Zaten iki tane şarkıda biraz çuvalladık. Bir tanesi Ayletmen benim, bir tanesi de o Filistin şarkısı. Ama Filistin şarkısını çok uzun zamandır söylemiyordum. Olsun. Ne yapalım? Şimdi sırada bakalım neler var. Bak bunun da sözleri tam buradaymış. Neyse. Bakayım. Ay evet. Bunu da söyledik. Şimdi Karadenizlere mi geçsek acaba? Bu arada benim bugün size bir sürprizim var, biliyor musunuz? Ben bu karantina günlerinde boş oturmadım. Bir Karadeniz türküsü besteledim. Bu akşam gecenin sonunda o Karadeniz türküsünü ilk defa sizler için burada söyleyeceğim. Şu anki canlı yayında. Ama ondan önce şöyle şeyler de var. Mesela benden gül güzelini istemişler, sigaranın dumanını istemişler. Annemin gönül ya da rüzgar şarkısını istemişler. Sen beni ömrünce unutamazsın var mesela. Onları da söyleyeyim. Nasılsa beraberiz ya. 40 yılın bir başı. Bence söyleyeyim. Evet. Onları söyleyeyim ya. Evet. Bunu ta kaç sene önce bestelemiştim. Annem söyledi. Şansa bakın ya, ben bir şarkı yapıyorum. Leman Sam söylüyor. Gül güzelini bilenler bilir. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Benim şarkım. Ben masalları çok seviyorum. Gül güzeli diye bir masal vardı. Ağlayınca gözünden inciler dökülen, gülünce güller açan, yürüdüğü yerlerde çimenler ve çiçekler biten bir kızın hikayesiydi. Ama bir aşk şarkısı bu tabii. Yine bana katılırsanız diyeceğim. Çünkü hep katılacağınız şarkıları söylüyorum. Katılmanızı isterim duymasam da. Elini son defa yanağıma koy. İstemiyorsan giderim giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur silerim silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğine elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Uğruna döktüm gözyaşlar için, yağmurdan özür dilerim dilerim. Kuruttum kızıl gülleri alıp, senin için senden geçerim geçerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti.
Evet. Annem şu anda bizi izliyor. Anneme sevgilerinizi, selamlarınızı yolluyorum. Çıta çok yüksek, onu aşmak çok zor. Orası imkansız ama onun için onun söylediği bir şarkıyı sizlere okuyabilirim. Hem Gönül hem Rüzgar istemişler ama Gönül'de ara nami çok fazla. Bence diyorum ki ben Rüzgar'ı okuyayım. Rüzgar nasıldı? Yok o değil. O Gönül. Yaka. Heh, hatırladım. Şöyle. Bir dakika bir yudum su içeyim. Şimdi. Ay bunu söylemeden önce şunu söylemek istiyorum aslında. Bugün sokaklar çok sakin ve sessizdi. Aslında İstanbul'u böyle görmek, ben İstanbul'da olduğum için, İstanbul'u böyle görmek bana çok iyi geldi. O sessizlikte kuşların kanat çırpışlarını duyabildim. Ondan sonra rüzgarın sesini duyabildim. O kadar güzel, o kadar sakindi ki ortalık. Gerçekten sanki arada böyle yapmak şehire de iyi gelir mi bilmiyorum ama senede bir ay Demet Evgar'la böyle bir şey konuştuk. Onun olduğu için sürekli onun ismini de zikrediyorum. Dedi ki senede bir ay aslında herkes evine çekilse şehir biraz nefes alır dedi. Hakikaten biraz öyle. O zaman bugün duyduğum rüzgarın sesine söyleyeyim bunu. Anneciğime gitsin. Annem bizi izliyor şu anda. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demelim. Rüzgarını anlat bana senin gibi. Neden takıldım? Çünkü tam burayı annem gibi söylüyorum gırtla. Ondan çok dinlemişim. Orayı bir daha söylüyorum şimdi. Ay sesim de benziyor biraz galiba. Anlat ki çözülsün dilim. Ben rüzgarım demelim. Rüzgarını anlat bana senin gibi esmeliyim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim, rüzgarını anlat bana. Ayanın gibi de söyleyemedim. Senin gibi esmeliyim, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Bu anneme gitsin. Yani belki de tabii size gelsin ama annemdenmiş gibi olsun. Onun gibi yapmaya çalıştım ama o kadar özel bir gırtlak yapıyor ki orada onun gibi yapmak kolay değil. Yapıyorum aslında. Çünkü aynı geni taşıdığım için hani onun gibi söyleyebiliyorum ama o kadar güzel söylüyor ki onun üzerine söylenmemesi lazım bence. Şimdi mesela geçen 2016 senesinde Bodrum Masalı diye bir dizide oynadım. Orada o da çok tatlı bir diziydi aslında. Bodrum'u görmek, Bodrum'un mavisini, yeşilini görmek hepimize o dönemde çok iyi geldi. Orada ben bir şarkı söyledim ve çok beğenildi. Çok yani çok fazla istek aldı. Bu akşam onlardan bir tanesi var. Aslında arabesk bir şarkı fakat ben onu bir gitar, bir kemanla söylemiştim. Canlı canlı da söylemiştik. Bence o hali daha güzel oldu. Onu diyorum ben bu akşam söyleyeyim sizler için. Çünkü istek gelmiş. Ay durmadan oynuyorum, rahat edemediğimi düşünüyorsunuz ama yok ben kurtluyumdur. Biraz ondan olabilir. Durduğum yer biraz giderek. Evet. Karanlık çökünce sokağınıza, köşede ben varım unutamazsın. Karanlık çökünce sokağınıza, köşede ben varım unutamazsın.
O mutlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri bir bir yaktın diyelim. Bir mazi var, onu nasıl silelim? Sen beni ömrümce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri bir bir yaktın diyelim. Bir mazi var, onu nasıl silelim? Sen beni ömrümce unutamazsın. Sen beni ömrümce unutamazsın. Evet. Aslında notlarımı almadım. Mamak'ta asker arkadaşlarımız bize selam yollamıştı. Onların notlarını almadığım için isimlerini hatırlayamıyorum ama Mamak'ta asker dostlarımıza çok çok sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Tüh, ben nasıl o notu almadım? Ama Mamak'tan bana yazanlar biliyorlar. Asker arkadaşlarım, asker kardeşlerim, hatta belki çocuklarım bile diyebilirim. Yani hepsi çocuğum yaşında. Onlara çok sevgilerimi, sonsuz sevgilerimi yolluyorum. Bütün asker çocuklarımıza, emniyetteki bütün dostlara. Çünkü onlar şu anda risk grubundalar. Emniyettekiler, kargocular, ondan sonra herkesten önce tabii ki sağlık çalışanları. Sizler için hadi neşeli bir şarkı söyleyeyim mi? Mesela şey söyleyeyim. Neşet Baba'dan söyleyeyim. Ay keşke böyle kaşıklarım olsaydı. Anladım. Bu konserde çok eksiklerimi fark ettim. Bir sonraki konsere neler yapacağımı artık biliyorum. Haydi o zaman. Angaralı, Gayserli, Görüşerli, Nevşerli. Herkese bir neşet türküsü. Aranami'yi de ben mi yapsam acaba? Hep beraber söylersek kalkıp oynarsınız da belki. Ha? Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güle dolaştım. Sarmaşık güle dolaştım. Öptüm sevdim, helalleştim. Öptüm sevdim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca Gül'e. Acem şalı ince bele. Mail oldum Gonca. Hoppa! Nazan abla, bu senin için. Nazan maç büyük. Evet. Aha, öbür şarkıyı da söyleyeyim hemen peşine. Neşet Baba'dan devam. Sevdan olmasaydı da sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevdan olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da gözeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da gözeli olma. Şimdi nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi.
Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. O yer zülfünü de arar da gönül dengeni arar. O yer zülfünü de arar da gönül dengeni arar. Bu dünyada sevmeyen de ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyen de ahirette neye? Şimdi nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Bütün sağlık çalışanlarına, emniyettekilere, askerdekilere, kargoculara, fırıncılara, şu anda çalışmak zorunda olan, biz evlerimizdeyken çalışmak zorunda olan bütün emekçilere gelmiş olsun Neşet Baba'dan bu. Evet, şimdi daha Karadenizlere geçemedik değil mi? Bir saat oldu ama olsun. Ben memnunum vallahi. Benim keyfim yerinde. Çünkü Karadenizleri söylemeden olmaz. Hele ki sonunda Karadeniz türküsü yaptım, bir tane beste yaptım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapanışı ben onunla yapacağım. Yani beklerseniz bu akşam ilk defa onu burada söyleyeceğim sizler için. Şimdi. Evet. Bunları söyledik, bunları söyledik. Tamam. Karadenizlere hazır mısınız şimdi? O kadar çok ilgili Karadeniz isteyen oldu ki. Onların isimlerini bakayım, yazabildik mi acaba ya? Yazmış olmamız lazım aslında. Bakayım. Bakalım. Evet. O değil. Mesela... Hey gidi Karadeniz'den, şimdi Karadenizlere başlayacağım ama biraz bekletiyorum size, ama orada bari en azından birkaç isim söyleyeyim istiyorum. Ha, mesela Ayşe Cemile Kaman, Emine Acar, Hayri Demira, bunlardan mesela çok isteyenler. Bir yerde daha vardı. En çok Hey gidi Karadeniz istendi. Onun da şurada mesela böyle bir şeyi var, bir listesi var. Yani yazabildiklerimiz o kadar çok istendi ki... Demiş. Neyse, en azından birkaç kişiye selam olsun dedik. Evet. Keşke bir kemençemiz olsaydı. Ama olsun, ne yapalım, koşullarımız bu kadar. Ama bu bizim birlikte şarkı söylememize gördüğünüz gibi engel değil. Hey gidi kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, yine bana kalasın. Sevdum senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdun böyle ağlar.
Sevduğun böyle ağlar, sevduğun böyle ağlar, sevduğun böyle ağlar, sevduğun böyle ağlar, sevduğun böyle ağlar. Ben seni sevdim Eda, dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim Eda, dünyalara bildirdim. Endürdün kaşlarını, babani, babani mi yıldırdım? Endürdün kaşlarını, endürdün kaşlarını, babani, babani mi yıldırdım? Divane aşık gibi dadolanırım yollarda. Divane aşık gibi dadolanırım yollarda. Oy sen o sebebi ne? Yar sen o sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Oy sen o sebebi ne? Yar sen o sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Alşalım yeşil şalım da dünyayı dolaşalım. Alşalım yeşil şalım da dünyayı dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, Maçka'da bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, Maçka'da bulut. Şimdi bu Karadeniz türkülerinden mesela Nazım abi için Ander Sevdalık söyleyeyim şimdi. Kısacık. Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim sonumuz ne olacak? Ah duman kara duman sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalık oyalacak canımızı. Ah duman kara duman sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalık oyalacak canımızı. Ha bu ander sevdalık oyalacak canımızı. Ander kalsın sevdalık oyalacak canımızı. Karadenizlerde mesela şey var. Naino çok dinlenen, çok istek alan bir şarkıydı. Onu da Kaan Yılancıoğlu diye bir doktor arkadaşım istedi. Ona bu akşam kendi de söylüyor. Bunu da ona hediye edelim. Bunu da uzun zamandır söylemiyorum. Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertlerimi. Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertlerimi. Yerde iman kalmadı oynayın o. Bilmeyi hallarımı, bilmeyi hallarımı. Naino ma kurbani soy. Naino ma naino, naino ma kurbani. Çakma kaşlarını da al vereyim bu cani. Naino ma naino, naino ma kurbani. Çakma kaşlarını da al vereyim bu cani. Şimdi tabii Karadenizleri söylerken Kazımcığımı anmadan olmaz değil mi? 2 dakika sonra kapanacak diyorlar. Bu canlı yayınlarda böyle sınırlı mı acaba? Kapanırsa ben tekrar bağlanacağım bu arada, haberiniz olsun.
Sevgili Kazım'ı anladan olmaz. Bu türküleri olmasaydı ben bu güzellikte olduklarını hiçbir zaman belki de öğrenemeyecektim. Kazım'ın en sevdiğim tarafı onun halkların kardeşliğine inanmış olmasıydı. Kendisi bir Lazdı. Çok güzel bir Lazca türkü öğretmişti bana Dido. Buradan Dido'yu söyleyip ona selam yollayalım mı, ne dersiniz? Oro parto artivaren çkimilerin çarinç başa mi ordenimiç kutudo goytiro kumas hiç başa mi ordenimiç kutudo goytiro kumas hiç başa mi ordenimiç kutudo dido do nanina nanina dido dido nana dido dido nana dido dido nanina nanina dido dido nana dido dido nana dido dido nanina nanina dido do dido do dido do nanina nanina dido do dido do dido do nanina. Can arkadaşıma da Dido'yu söylemek suretiyle sevgilerimizi yollamış olalım. Evet, toprak kokusunda aslında çok güzel iki tane türkümüz var. Onlardan da mı söylesek? Umarım sıkılmamışsınızdır. Ben şarkı söylemeyi o kadar özlemişim ki daha söyleyesim var. Ama mesela şeyi söyleyebiliriz. Bendeniz'de bir gemiyi söyleyelim mi? Hadi Bendeniz'de bir gemiyi söyleyelim. Bakalım. Unutmuş olma ihtimalimize karşılık. Evet, bakın. Bu değil. Evet. Zaten azıcık söyleyeceğim ama. Bakayım şeylerini unutmayayım. Şu gurbet ellerinde zaman geçer mi acab bizi perişan etti kaybana kalasıca. Bendenizde bir gemi dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Bendenizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Yollar uzun bitmeyi, burada zaman geçmeyi, nasıl da hatırladım kapideki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni, ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Şimdi yavaş yavaş sonlara geliyoruz galiba. Bayağı da bir söyledik. Bakalım eksik bir şarkımız var mı? Finalimizi yine yapabiliriz aslında. Yok, daha var. Çok güzel şarkılar istemişsiniz. Bir tane hızlı bir Karadeniz mi söylesem acaba? Düdükle birlikte. Gökte yıldız aymışsın, kemençime yaymışsın. Gökte yıldız aymışsın da kemençime yaymışsın. Alsam seni yellume, şşt şşt. Baksam çalayım mısın? Alsam seni yellume, şşt. Baksam çalayım mısın? Kemençeme termisun da sen benim neyim misun? Kemençeme termisun da sen benim neyim misun? Çok bakaysın bana, şşt şşt. Beni yiyecek misun? Çok bakaysın bana, şşt şşt.
Beni yiyecek misin? Bu da kısacık bir tadımlık. Hızlı Karadeniz olsun sizin için. Aslında biraz heyecan yatıştı aslında. Çok daha rahat söylüyorum. Sesim de biraz daha açıldı. Söylemediğim şarkı var mı diye bakıyorum istek şarkılardan. Tek kalmadı. Acaba kendi bestemizi size söylesem mi şimdi? Sonra da bir iki şarkıyla final yaparız. Olur mu? Mesela galiba hepsini söyledim. Şimdi evet, sürprizime hazır mısınız? İlk defa yaptığım besteyi şu anda burada sizlerle paylaşıyorum. Kendi şarkımda çuvallamayayım da şimdi sözlerini hatırlayayım. Evet, hatırladım şimdi. Şimdi şarkının iki tane ismi var. Biri Kopsun Bir Fırtına olabilir ya da Gözleri Yosunum olabilir. Buna siz karar verin. Hikayesi şu. Şimdi şarkı yazarken her zaman kendi hikayenize bir şarkı yazıyor olmak zorunda değilsiniz. Kafanızda bir hikaye bulup ona da şarkı yazabiliyorsunuz. Benim kafamda da böyle her şey iyi giderken bir anda terk edilmiş bir kızın hikayesi canlandı. Karadenizli bir kız. Hiçbir şey söylemeden bir sevgilisi, aşık olduğu çocuk pat diye gidiyor. Başka birine aşık oluyor. O da çok üzülüyor buna. Ve bu şarkıyı söylüyor. Dallarda kara yemiş, anlamadım ne demiş. Ayrılmak isteymiş de bana söyleyememiş. Sandalye bağlamamış, ağları toplamamış. Çok alayı demişler de netmiş biliyor musunuz? Netmiş de ardına dönüp gitmiş, hiç umursamamış. Kopsun bir fırtına kara denizin dalgaları beni asunda. Götürsün kimse bulamasın, belki ağlar gözleri yosunum bana. Kopsun bir fırtına kara denizin dalgaları beni asunda. Götürsün kimse bulamasın, belki ağlar gözleri yosunum bana. Dediler bir el kızıymış, döndürmüş başını. Anasını, babasını, bacısını takmayı. Yine yağmur yağı, dağlarımı kırayı. Kara olmuş bulutlarda durmayı, durmayı. Durmayı da benim gibi kederinden alayı uyuyor. Kopsun bir fırtına kara denizin dalgaları beni asunda. Götürsün kimse bulamasın, belki ağlar gözleri yosunum bana. Kopsun bir fırtına kara denizin dalgaları beni asunda. Götürsün kimse bulamasın, belki ağlar gözleri yosunum bana. Bilmiyorum, beğendiniz mi? Yine bir yerlerde böyle bir aksadım ama olsun. Ya canlı yayın böyle, hiçbir enstrüman yok. Tek başıma söylüyorum. Artık o kadarcık kusur. Bu canlı yayının küçük hatırası olsun. Evet, yavaş yavaş canlı yayınımızın sonlarına geliyoruz. Benim için çok heyecan verici ve çok keyifli bir deneyimdi. Gerçekten uzun zamandır benden canlı yayın talebinde bulunuyorsunuz. Ben de nasıl yapacağımı tabii bilemiyordum. En sonunda dedim ki
Ya olsun. Yani farz et ki aynı sofradayız. O anın gerçekliği içerisinde. Farz et ki karşı koltuktayım. Farz et ki böyle yerde oturmuşuz. Belki bir yer sofrasındayız. Belki böyle oturmuşuz işte keyiflenmişiz, kederlenmişiz, sıkılmışız, mutlu olmuşuz. İnsan olduğumuzu hatırlayacağımız şarkılarla şöyle bir saat, 1,5 saat geçirelim dedim. Ve bu şekilde canlı yayın yapmaya karar verdim. Şimdi istek şarkılardan 2 tane Alaturka var. Onlarla yayınıma son vereceğim. Bayağı oldu evet yani 1,5 saat oldu ama olsun. Sizlerle olmak çok keyifliydi. Rast makamında bir tane şarkıyı başka bir şarkıya da bağlayacağım ve sizlere alasmanlık diyeceğim. Genelde konserlerimde bu şarkıyla sonlandırıyorum. Bir bakış baktın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın. Bahçende gülün, kapında kölen, olmaya razıyım sevgilim senin. Canım fedadır senin yoluna, günahların da benim boynuma. Çıkalım senle Bağdat yoluna, sen bir şahinsin ben garip serçe. Attın kalbime demirden pençe, attın kalbime demirden pençe, attın kalbime demirden pençe. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Özellikle şimdi ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. 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 Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Bu son şarkımızda elbet bir gün buluşacağız. Çok teşekkür ediyorum canlı yayına katıldığınız için. Umarım 1 saat, 1,5 saat dünya dertlerinden kurtulmuşsunuzdur. Şu bizim için aslında zor olan sokağa çıkma yasağı ama olması gereken sokağa çıkma yasağında o mutlak evde kalışımızda umarım bir moral olmuşumdur, iyi gelmişimdir sizlere. Bunu diliyorum bu akşam da gerçekten. Sizlerle olmak benim için çok ama çok mutluluk vericiydi. Tekrar yaparız eminim. Bu sefer biraz daha hazırlıklı olacağım. Sizleri çok seviyorum. Sizlere sağlık diliyorum. Özellikle emniyetteki arkadaşlara, asker arkadaşlarıma, kargoculara ve tabii ki en çok da sağlık çalışanlarına buradan sonsuz sevgilerimi yolluyorum. Hastalara acil şifa diliyorum. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın mutlaka. Kendiniz hasta değilseniz de hastaymış gibi, başkasına geçirmekten imtina ediyormuş gibi hassas olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Sevgiler. Bay bay.